Yine ve yeniden bir alışveriş videosundan selamlar. Trendyol'dan geçtiğimiz günlerde yaptığım alışverişleri göstereceğim. Mutlaka duymuşsunuzdur. 11.11 indirimleri başlıyor yarın. Yani bu gece 12'de de olabilir çünkü 8 Kasım olarak yazıyor. Beğendiğiniz ürünleri mutlaka favlayın ve bekleyin. Çünkü daha çok favlanan ürünlerin indirime girme olasılığı artıyor. Aman diyeyim, birkaç saat önce alacağım diye kazık yemeyin. Favlayın, bekleyin bence. Bu arada Hepsi Burada gibi yerlerde de indirimler olacak, 11.11 indirimleri. Oralara da baktım ama Trendyol kadar böyle dikkatimi çeken şeyler olmadı. Daha doğrusu Hepsi Burada birazcık daha böyle kıyafet kategorisine girdiğinizde çok karışıktı yani. Çok daha uzun süre böyle beğendiğim şeyleri aramam gerekiyor. Belki algoritma Trendyol'da artık benim sevdiğim şeyleri üste çıkarıyordur, bilmiyorum ama oradan alışveriş yapmamı istiyorsanız söyleyin ya da başka bir içerik bekliyorsanız benden bunları da mutlaka yorumlarda belirtin. Ayrıca bu mutlu haberi sizle de paylaşmak isterim ki burada belki beni Instagram'da takip etmeyenleriniz vardır. Sanırım link koymak için 10.000 takipçi sınırı kalktı çünkü benim 6.000'e yakın bir takipçim var ve artık link koy. O yüzden de eğer Trendyol linklerimi ya da herhangi başka bir şeylerden paylaşacaklarımı görmek isterseniz beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Adımı buraya yazıyorum. Aşağıda da linkim var diyorum. Ve artık size aldıklarımı gösteriyorum. Beni Instagram'dan takip edenler bu gece çok güzel bir haber alacakmış. Şaka bir yana, yani beni artık 10.000 yapmamız yok mu? Bence var. O yüzden hadi beni takip edin. Ben bunu Reels'te falan çekmişim ama sanırım videolarda göstermemişim, göremedim. Yine göstereyim gösterdiysem de. Bu Adax'ın upuzun tişörtlerinden. Standart beden, yani bayağı oversize zaten. Hemen hemen bütün bedenlere olur diye tahmin ediyorum. Ben bu rengini tercih etmem. Başka renkleri de var. Derseniz linkten bakarsınız. Böyle uzun tişörtler genelde zor buluyorum. Yani ne kadar büyük alırsam alayım, erkekten de alsam daha kısa duruyorlar. Yazın da böyle bikinilerin üstüne benim için çok rahat oluyor gerçekten. O da aklınızda bulunsun yani. Bunu ya da farklı modelleri alacak olursanız. Bu zaten Milan'ın fitilli taytı. Bu gece ya da işte yarın 8 Kasım'da girecek olan indirimde bu da bence düşer. Böyle sarılı bir çorabım vardı benim, penti. Bununla falan güzel oldu bence. Yani bu kombin başarılı. Ya da gri bir şeyle, siyah altla, istediğiniz her şeyle kombinlersiniz, size kalmış. Twist'ten şöyle bir body aldım. Kolu bayağı uzun, incecik. Tam böyle bir şeylerin içine giyip boğazlı gözüksün. Ya da işte kollarını çıkar, kısa kolların içinden falan gibi bir body. Yani ben o amaçla aldım ama aslında siyah pantolonların üstüne, kot pantolonların, her şeyin üstüne tek başına da çok güzel oluyor. Gazete desenli bir şey. Ben bunu muhtemelen daha çok böyle kısa kollu bluzların, böyle oversize olan ya da işte yakası şöyle bisiklet olanların içinden çıkarmak için falan giyeceğim. Ama böyle dediğim gibi tek başına da yani giyebilirsiniz. Tek, yani üstüne bir şey giymeden. Ben bunu medium aldım. Yani şöyle zaten. Yani ben bunu medium aldım. Gayet uydu. Çok da böyle yapışsın istemezdim zaten. Böyle direkt eşofman giydim altına. Bu arada eşofman H&M'den. Yeni değil ama sürekli böyle bu tarz eşofmanlar yapıyor. Böyle ince bir şey bu ama ben yaz kış giyiyorum tabii, kalın bir şeylerle giyerek. Aşırı bol bir eşofman. Medium ya da large bu bendeki. O zaman zaten bedeni de yoktu. Denememiştim de falan. Böyle şalvar gibi rahat rahat giyiyorum açıkçası. Seviyorum da böyle bol bol rahat olmasını. Yazın tril tril iyi oluyor. Bir de böyle kısa kolunun içinden görün. Karşımdaki binanın tamamı şu an temizlik yapıyor. Temizlik günüsü. Yanında beni izliyorlar. Arada el sağlayayım onlara. Gelip dövüyorlarmış beni. Aynen, döversiniz. Swiss'ten şöyle bir sweat aldım. Swiss. Bu arkası yazılı, önündeki yazının aynısı, arkada büyük bir şekilde var. %100 pamuk yazıyor ama nedense hiç inanmadım. Şöyle içi şardonlu ve pamuklanma yapacak gibi. O yüzden isterseniz her videoda da bir tane böyle ürünüm oluyor. Ben bir kullanayım ve size ona göre bir dönüş yapayım yani. Almak isteyenler yazarsa. Sivit böyle. Bana biraz ara boy oldu. Tabii bir tık daha uzun olsa beni daha çok mutlu ederdi ama sorun değil. Zaten bunu ben muhtemelen, tabii bunun beli çok uzun. Muhtemelen hani içime atıp böyle çıkarırım. Daha güzel olur. Güzel sivit yani. Kumaşı dediğim gibi yani bana çok pamuk gibi gelmedi. Bir tık böyle sert. Ama güzel yine de. Kötü değil. Yani fiyatına göre iyi. Arkası da böyle. Bunu her şeyle giyersiniz. Mesela yakasından böyle gömlekler falan da çıkarabilirsiniz. Bence güzel olur. Tek başına da zaten güzel. Bütün eşofmanlarınızla, taytlarınızla, pantolonlarınızla. Mis gibi sweet.
kumaşına bayıldığım bir sivit aldım. Bu arada aşırı büyük gördüğünüz gibi. Çünkü X'ler çaldım. Çünkü görüyorsunuz yani bir sürü sivit alıyorum, kazak alıyorum. Large, X'ler, 2X'ler. Asla bu kadar büyük durmuyordu. Bu gerçekten oversize'mış. Yani işte oversize'lığın hakkını vermek bence budur. Yani ya da o Adax kahverengi tişört gibi. İçi yumuşacık bir şardon. Yani gerçekten yumuşacık. Oradan anlar mısınız bilmiyorum ama benim haftalardır yaptığım alışverişteki en güzel kumaşlardan biri yani. Sanki böyle 250-300 lira vermişim gibi bir falan duruyor. Yani dışındaki kumaşı da çok güzel. Bunun grisi ve siyahı vardı en son. Yani bütün renklerini bunun almak zorunda falan hissediyorum. Çünkü gerçekten çok kaliteli ve 120-130 lira falan mıydı? Öyle bir şeydi yani. Öyle hatırlıyorum. Favlayın ve indirimi bekleyin bence. Daha ne kadar rahat bir kombin olabilir yani gerçekten. Ya harika bir kumaşı var gerçekten. Bunu öve öve bitiremedim ama rengi de böyle hani lacivertli siyahı ben mesela hiç sevmem. Ama bu o kadar böyle koyu bir renk değil yani. Mavi zaten. O yüzden siyahla bile yani güzel durur, sırıtmaz. En güzel böyle bence gri eşofmanlı oldu. Ben bunu çok eski Bershka'dan mı ne almıştım. Siyahını ve grisini. Bayağı güzel bir eşofman şu. Özellikle bazı eşofmanlarda korkarız ya orası böyle bol mu olacak falan. İstediğin kadar sıkmış gibi. Dediğim gibi bir dahakine muhtemelen large alırım. Yani öyle düşünüyorum çünkü bayağı bol. Bayağı bol. Altı böyle bu kadar geniş durmasa sıkıntı yok ama large olsa daha iyi tabii işte. Şu görüntünün oluşmaması için. Tam bol dursun da yani hani 3 kişi girecek kadar durmasına da gerek yok herhalde. Böyle ya çok güzel oldu. Bu Mila'ydı sanırım. Bunu da yine içime giymek için aldım. Böyle bir incecik bluz body. Ama asıl amacım bunun yani böyle boğazlı olması. Hem sıcak tutar hem de böyle içinden renkli şeyler çıkartmayı seviyorum. Hoş duruyor. Renk atıyor işte zaten yani. Daha ne olsun incecik bir şey. Trendyol'da, Instagram'da, internette sürekli karşıma şu korse taytlar çıkıyordu. Ama almıyordum yani çünkü rahatsız olacağını falan düşünüyordum. Ve işte zor giyiliyor bunlar. Bir tane Calzedonia taytım var benim. Güzel de para verdim, aldım. Ama giyerken o kadar zor giyiyorsunuz ki üşeniyorsunuz. Yani ben üşeniyorum en azından. Arkadaşım da var, o da üşeniyormuş giymeye. Geçen gün hatta giymeye üşendim, bak onu giymedim falan dedi. Yani al benden de o kadar. Bu bir tık daha rahat giyiliyor. Yine zor ama. Çünkü bunun beli çok uzun ve aşırı dar. Small medium, medium large olarak sanırım bedenleri gidiyordu. İndirimde 110 liraya aldım. Yine indirime sokacaklarmış. JJ Boutique zaten Instagram'da falan da sürekli paylaşıyorlar. İndirim yapacakları zaman bunu haber veriyorlar. Hatta bugün şey yapmışlar işte almayın indirimde alın indirim yapacağız falan. Neyse. Bazen böyle taytların üstüne kısa bir şeyler giymek istiyorum ama tayt o kadar göbeğimi gösteriyor ki hoşuma gitmiyor yani. Bu göstermiyor. Göreceksiniz şimdi zaten. Baya böyle göbeğiniz yok gibi. Yani lafımı geri alıyorum. O kadar zor giydim ki. Bu benim regl dönemi olduğumdan da kaynaklanıyor olabilir. Bilmiyorum ama yani en fazla ne kadar şişmiş olabilirim. Gerçi bu göbeği ne kadar sakladığını anlamanız için de iyi olabilir. Çünkü normalde şu anda karnım çok şiş. Ona rağmen yani ben neredeyse dümdüz oldu karnım. Onun dışında böyle ayrıca böyle kalçanızı sıkıştırmıyor. Yani ayrıca şurada böyle korsenin başladığı yer olduğu için hani daha güzel bile gösteriyor olabilir yani ama aşağıdan bir kaldırma etkisi falan yok öyle düşünmeyin yani olmayan bir şey falan göstereceğini. Korseli kısım yani çeksem biraz daha yukarıya gelecek bu arada ama artık orada oradan sonra katlanıyor zaten. Ayrıca iç bir tık benim gösterdi ama hani dediğim gibi regliğim ona göre bir iç çamaşırı giydim yani belki daha ince bir şey giyseniz göstermez yani ki genelde böyle şeyleri ben uzun sütlerle falan giyiyorum. Tayt böyle boyu çok uzun değil bu arada bir tık daha aşağı belki indirebilirim ama böyle yani şu anda tam getirdiğim zaman. Hani belki bana bu daha küçüktür yani artık large'ını mı almam gerekiyordu bilmiyorum hani içi. Belki daha fazla gösteriyordur şu an daha dar olduğu için. Daha aklınızda bulunsun. Bu arada evet giyerken acı çektim resmen. Çok zor giydim ama giydikten sonra şu an hani ne bu kısmı ne bacakları beni rahatsız etmiyor. Yani spor bile yaparım tabii. Sağlıklı olduğunu zannetmiyorum aslında bunları normal zamanda bile giymenin sıktığı için ama güzel. Şöyle etekler aldım. Bu 25-29, bu da 40 liraydı. Ama ikisi de sanırım şu an 25 liraya düşmüş. Şöyle aslında ince ama kumaşı süet gibi bir kumaş yani. Böyle kışlık bir kumaş. Yazın giymek isteseniz yakar yani öyle söyleyeyim. Bana öyle geliyor yani. Kışlık bir kumaş çünkü. Şurada bir yırtmacı var ve ben yırtmacı olmasa almazdım herhalde yani. Çünkü o benim çok hoşuma gitti. İkisi de aynı yani. Aynı kısalıkta, aynı kumaşta. Ve fiyatları çok iyi yani. Bence alınabilir. İnternet alışverişinde en korktuğum
korktuğum şey ayakkabılardı. Hala da var yani böyle bir korkum. Bunu yenemiyorum. Çünkü her aldığımda başıma bir şey geliyor. Daha önce de Trendyol'dan aldığım ilk alışveriş bu pandemi zamanı mı? Bot ve botlar ayağıma küçük olmuştu. Hala duruyorlar. İade de etmedim. Daha sonra başka bir bot aldım. İçinde çivi varmış ve ben onunla bütün gezmek zorunda kaldım falan. Böyle ayağıma çivi battı. Sonra gittim onu iade ettim. Neyse. Şimdi bunu aldım ve bu bana birazcık küçük geldi. Daha doğrusu açılacak gibi ama ihtimali bırakmak da istemiyorum. Sonra giymiyorum, kalıyor. Bunlar bu Mako Sen Lofer ayakkabılar. Bunlardan çok istiyordum. Zara'da falan gördüm. Dedim ki şimdilik bir uygun fiyata alayım. Baktım hoşuma gitti. Giyiyorum. İşte düzgününü alırım. Hem daha rahat olur falan dedim. Neyse yorumlarda ayağımdan çıktı çok büyük falan demişler. Yani bir kişi hariç herkes bir numara küçük alın demişler. Ben de 38,5 giyiyorum. 38 aldım yani aslında bir numara küçük aldım sayılmaz. Çünkü çoğu spor ayakkabım 38. Ama böyle bu tarz ayakkabı, deri ayakkabı, spora yani sneaker dışındaki ayakkabılar, topuklularda falan 39 alıyordum. Bunu da muhtemelen 39 alırdım. Buçuklar yok çünkü. Ama yorumlara inandım. Neyse başta bayağı bir sıktı ama sonra açıldı. Sol taraf hala sıkıyor. Evde giydim yani. Buna henüz karar veremedim. Muhtemelen bunu iadeye verip Zara'dakini alacağım. Zara'dakinin stoğu yok ama gelir herhalde. Orada da 2-3 tane var ama bir tanesi benim çok hoşuma gitti. Böyle gold ince bir şeyi, detayı olan. Bunlar birazcık daha büyük. Bu arada şurada bir böyle siyah sprey izi gibi böyle bir siyahlık var ama uzaktan belli olmuyor. Güzel bir ayakkabı. Yani kalitesini bilmiyorum. Hani çok anlamam. Görünüşte güzel gözüküyor. Kalitesiz basit bir ayakkabı gibi durmuyor. Tabanı böyle. Böyle yani. Böyle bakınca duruyor tabii. Subaşı. Böyle Pinterest kombinlerinde falan daha çok görüyoruz. Beyaz çorap üstüne bu siyah ayakkabılar ama tabii siyah çorapla, gri çorapla ya da herhangi bir çorapla da güzel duruyorlar ama öyle tabii daha tarz duruyor işte etek altına falan. Şimdi ben de zaten şu eteklerle bir göstereceğim size. Kafamda en çok böyle kurup nasıl olacak acaba diye düşündüğüm kombinlerden biri buydu. Çünkü bu loafer ayakkabılar yani bence kolay kolay her şeyle olmuyorlar yani. Özellikle böyle blazerlarla güzel oluyor bu arada. Etek bayağı bir kısa. Altına böyle siyah opak çorapla falan giyerim ki bir kere öyle giydim zaten ama tabii bu ayakkabıyla değil. Ayakkabıyı muhtemelen geri vereceğim. Öyle gibi gözüküyor. Daha tabanı kaba bir şey alacağım. Hem de bu sol taraf beni sıkacak gibi ama dediğim gibi açılıyor yani. Bir kere deneyip aa küçük geldi deyip bırakmayın. Yani ayakkabı konusunda bir şey demek istemiyorum. Çünkü yorumlarla çok zıtlaştım. Hani bir beden küçük alınması gerekiyor mu bilmiyorum. Özellikle ayaklarınız taraklıysa. Ama en kötü değiştirirsiniz diyorum. Bu blazer ceketler zaten biliyorsunuz artık her yerde var. Ben 2 sene kadar falan oluyor. Zara'dan almıştım bunu. Böyle bir şey. Ama Trendyol'da da bir sürü muadili var bunun tabii. İçime böyle kapşonlu benim aşırı kalın bir kazak sivitim var. Onu giydim. Yani altıma bir de opak çorap giysem şu an üşendim bir de beni biraz rahatsız ediyor açıkçası o çoraplar. Böyle kaşındırıyor falan sevmiyorum. Şu an o yüzden uğraşmak istemedim. Biraz daha kaba bir şey kurtarır gibi ne diyorsunuz? Bu da işte aynısının kremli kahveli olanı. Bu bir tık daha böyle dar gibi şu an. Ama diğerini bir kere giydim dışarıda. Belki ondan olabilir yani bilmiyorum. İkisi de çünkü aynı satıcı ve muhtemelen kalıpları falan aynıdır. Öyle gözüküyor yani. Bu da güzel oldu tabii bu beyaz çorapla falan ama diğeri beyazı daha iyi oldu. Mesela bu siyah çorapla daha tercih edilebilir. Sonra böyle renkli bir parça almasam olmazdı zaten her alışverişimde. Böyle yeşil mavi. Bu sene bu ikisinin kullanımı çok meşhur. Geçen sene de modaydı zaten. Bu şeye benziyor. Zaten o da hepiniz, bu da hepiniz olması lazım. Pembe kırmızı almıştım. Aynısı değil. Onda kalp falan vardı ama kumaşları falan çok benziyor. Bu arada kumaşına bayılmadım. Bilmiyorum o pembede de söylemiş miydim ama gerçi giydikten sonra fark ettim. Böyle bir tık terleten bir kumaş. Yani böyle naylon. Onu da söylemek isterim. Ama önemli değil yani rengini çok beğendim çünkü. Bu kazak kendini en güzel böyle griyle gösterdi gibime geliyor. Siyahla falan bence aynı etkiyi vermez. Belki beyaz olabilir, kremle güzel olur. Geçen hafta gösterdiğim bu Monamun eşofmanı giydim altıma. Şapkada mavi. Erkek rayonundan almıştım. 2 ay falan oluyor ama hala var. Hatta Trendyol linkinde var aşağıda. Böyle güzel bir rahat kombin oldu. Ayrıca bayağı sıcak tutan bir kombin ama dediğim gibi böyle terletmeye birazcık meyilli yani. Boyunu görmek isteyenler olabilir. Boyu bende böyle. Ben yine en büyük beden aldım tabi large, x large neyse. Yine bir tight aldım. Bu böyle fitilli gibi çizgili bir tight. Şöyle paçasında kesiği var yan tarafta yani önde ya da arkada değil. O yüzden o olayı çok sevdim. Tarz durdu yani. Rengi de çok güzel bir kahve bu arada. Ben bu tondaki kahveyi çok seviyorum. Tight böyle fitilli gibi dümdüz çizgileri olduğu için bence güzel gösteriyor bacakları. Paça detayı çok tatlı zaten. O olmasa bilmiyorum alır mıydım. Böyle duruyor. İsterseniz bunu bir tık böyle döndüre tam yan yapın. İsterseniz biraz daha öne getirin. Bu şapkamı taktım. Doldu. Tam bu içimdeki şapkanın kahvesindenmiş.
Evet, dediğim gibi Instagram'da paylaştığım ya da paylaşacak olduğum linkleri takip etmek, artık düzenli olarak çektiğim reelslerimi izlemek isterseniz Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Aşağıda da linkimi bırakıyorum. Ben her zamanki gibi videomun başında iyi kötü yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca videomu beğendiyseniz like'lamayı unutmayın. Önceki ve sonraki gelecek olan videolarımı görmek isterseniz de kanalıma abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.